Hanımlar beyler herkese merhaba, ben Serkan Uda. Arkadaşlar 6 Mayıs 2013 günlerden pazartesideyiz, şu anda 12.32 saatlerimiz. Herkes burada mı? Sesim net geliyor mu? Bu soruların cevabını öncelikle bir alalım bakalım. Beklediğimiz kimse yoksa, ses de çok iyiyse o zaman arkadaşlar başlayalım bakalım canlı yayına. Peki. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ha. Hava da gayet güzeldi. Bol bol dinlenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Var mı denize giren? Öyle bir lükse sahip olan. Şampiyon olduk hocam demiş Emre Bey. Evet Emre Bey, doğru diyorsunuz, haklısınız. Tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Yine Alex olmasaydı, daha doğrusu olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu iş ama. Sağ olsun kendisi de bize yardımcı oldu takımdan ayrılarak. Açıkçası benim rakipler içerisindeki en büyük korkum Alex'ti. Bu ligde önemli değil şampiyonluk demiş Özkan Bey. Peki tamam. Yani siz zaten ligde şampiyonluk önemli değil derken herhalde çok da fazla önemsemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, biz işimize dönelim hemen geriye. Özellikle şu özet kısımlarını çok hızlı geçeceğim. Çok fazla lafı uzatmadan, gevelemeden işi gücü olanlar için özetler kısmında hızlı bir giriş yapalım hemen. Şimdi arkadaşlar Euro-Dolar paritesi için özetler kısmında hemen şunu söyleyebiliriz. Çok kısaca detayları birazdan paylaşırız. Sabah saatlerde yapmış olduğumuz analiz aynen geçerli aslında. Herhangi bir değişiklik yok. 31.50 civarlarının altında kaldığı sürece geri çekimin devamını bekliyoruz. 31.20'nin altında da bakın tekrar hala bu seviyelerdeyiz. Bu seviyenin biraz da altına inersek 30.54'e kadar ilk tepkiyle karşılaşabiliriz. Eğer ki scalping yapıyorsanız belki şuradaki yeşil olan 30.85 civarlarında da bir destek olduğu, daha doğrusu 83 civarlarında bir destek olduğunu bilin. Ama onun dışında ben bugün için Euro-Dolar'ın aşağı hareketle şuradaki 1.30-55 civarlarına kadar bir geri çekilme yaşayacağını tahmin ediyorum. Eğer bunu yapar ve hareketi devam ettirirse arkadaşlar, biraz daha hareket devam ederse 1.30-24'e kadar bir tepkiyle karşılaşma potansiyelimiz var. Zaten sonrasında da 1.29-76 civarları yine gece analizinde bahsetmiş olduğumuz gibi, tamamdır. Bu 3 tane seviyeye dikkat edelim. Yukarıda 1.30.50'nin altında aşağı hareket beklentimiz devam. Zaten biliyorsunuz 1.32'nin de altında orta vadeli aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Paritede de şu anda yukarı hareketle ilgili pek fazla bir çalışması gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyebiliriz. 31.50'nin altında kaldığı sürece kısa vadede trend aşağı alma potansiyeli biraz daha kuvvetli olacaktır. Sterlin dolar için söyleyebileceğimiz şey şu: yukarıda 55.94-56.06 aralığı, bu bölge kırılmadığı takdirde arkadaşlar 55.94-56.04 arasındaki 10 piplik bölge aşağı hareket beklentimiz var demiştik sabah saatlerinde. Yaklaşık olarak bakın şu bölgeden yaklaşık olarak bir 25 pip civarlarında analizden sonra bir gerileme yaşadık. Biraz daha devam edersek 55.48'ler ilk hedefimizde yaklaştık buraya da arkadaşlar. Artık şuraları geçmesini bekleyeceğiz ki bundan sonra 1.55.01 sonrasında 1.54.73 ve biraz daha hareket olursa 54.27'ye kadar hareketlerle karşılaşabiliriz. Ama şablonları yükleyen arkadaşlar ara destekleri de mutlaka görüyorlardır. Bu ara destekleri de yine göz ucuyla da olsa takip etsinler Fibo seviyelerini. Bunları da yine çalışabilecek seviyeler, birçok kısmı attık ama diğer kısımlar yine burada duruyor. Arkadaşlar kimse anlamıyor mu yoksa sadece birkaç kişiyle ilgili bir ses problemimiz mi var? Ses nasıl geliyor? Net gelen var mı acaba? Bende çok kötü ses gelmiyor denmiş. Hayır arkadaşlar, sesi kimse anlamıyor mu bir şey? Bir şey anlaşılmıyorsa devam etmeyelim zaten.
Tamam, anlaşılmıyor deniyor. Peki o zaman arkadaşlar, canlı yayını burada bitirelim. Ben bu özet kısmını birazdan zaten devam ettireceğim. Tamamdır. Özetler bittikten sonra tekrardan yeni bir canlı yayın yaparız sizlerle. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde özetleri en azından bitireceğim. Burada özetler içinde de sterlin dolardan bahsediyorduk. Sterlin dolarda, bakın şuradan aşağı doğru bir hareket söz konusu demiştik. 55.94-56.06 arasındaki bölge, bu bölge kırılması durumunda geri çekilme devam. 55.01-54.73 ve 54.27 seviyesine kadar hareketin devamı gelebilir. Sonrasında ise geri çekilmenin şurada görmüş olduğunuz gibi 53.50'lere doğru hareket etmesi muhtemel duruyor şu anda sterlin dolar paritesi için. Şimdi devam edelim altınla beraber. Altın için ne söyleyebiliriz? Kısaca ondan da bahsedelim. Arkadaşlar altında kısa vadede yukarı doğru bir trend zaten söz konusuydu biliyorsunuz. Uzun vadede ki bu yaşanan sert hareketten sonra küçük toparlanmalar vardı. 1400'ün üzerinde artık yukarı doğru hareket başladı demiştik ki bu hareket neredeyse 1500'lere yaklaştı. 1487'ye geldik. Sonra bugün için 1470-74-70 civarlarında hareketler sergileniyor. Çok kısa scalping için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama birazcık esnek tarafını davranabiliyorsunuz. 1458.82 seviyesini baz alırsınız. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareket, altında ise aşağı hareket devam edecektir. Tamamdır, bunu söyleyebilirim. Sonrasında ise arkadaşlar 1451.32 ve 1439.16'ya doğru geri çekimlerle karşılaşabiliriz. Bunu da söyleyelim. Özellikle altın takip edenler için şu bölgenin üzerinde yukarı hareket beklentimiz 1483.14 ve 1490.64'e kadar devam ediyor. Sonrasında zaten 1500'lere doğru bir hareket muhtemelen karşımıza çıkacaktır. Tamamdır. Bunu söyleyelim. Yani bugünkü kritik noktamız 1458.82 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde yukarı altında aşağı hareket beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Son olarak dolar TL'ye bakacağım. Dolar TL için de arkadaşlar bugün için şunu söyleyebiliriz. 1.79, 73, 79.90 ve 80.16 gibi dirençlerimiz var. Şahsen bakın şurada kısa vadede aşağıda ve yukarıda hareketli ortalamalar tarafından sıkıştırılmış bir parite var. O yüzden mutlaka yine yukarı hareketin başlaması için biraz orta vadeli bir hareket için 1.80'lerin üzerinden günlük bir kapanış gerekiyor ama bu kapanışı hala göremedik arkadaşlar. O yüzden net olarak yön yukarı döndü diyemeyiz. Bugün içinde bakın şuradaki mavi bölge eğer aşağı doğru kırılırsa 79.21, 79.04 ve 78.78'e kadar şuradaki bölgeye kadar bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Çok ciddi bir fırsat şu an için gözükmüyor. Çok ciddi bir trend şu an için yolmadığı için de çok fazla takip edilmesini gün içerisinde önermiyorum dolar TL'nin, tamamdır. Haydi bakalım, özetler şimdilik bu kadar arkadaşlar.